bu dersimizde Allah'ın birliğiyle ilgili bir sohbet yapacağız. Üstad Hazretleri şöyle diyor. Cenabı Hakk'ın zatında şeriki olmadığı gibi çünkü intizam bozuluk, alem fesada gider, fiilinde de şeriki yoktur. Çünkü suhubetten, güçlükten dolayı alemin ademden çıkmamasına sebep olur. Allah koşmak, yani ortak koşmak üç kısımdır. Bir, Allah'a zatında ortak koşmak. Bu zaten malumunuz. Puta tapan, güneşe tapan, ineğe tapan ve bunlar gibi bir varlığa tapan Allah'a zatında ortak koşmuş olur. İki, amelde ortak koşmak. Bu, ameli Allah'tan başkası için yapmak olup amele gösterişi sumayı ve benzeri şeyleri bulaştırmaktır. Buna şirki hafi yani gizli şirk denir. 3. Fiilde ortak koşmak. Şirkin bu çeşidinde Allah kabul edilir ancak Allah'ın fiilleri sebeplere taksim edilir. Allah'ın icat etme, hayat verme, besleme, büyütme, terbiye etme gibi fiillerini sebeplerden bilen kişi şirkin bu kısmına düşmüş ve tevhidi kaybetmiş olur. Üstadımız dedi ki Allah'ın zatında ortağı yoktu. Bunun bir delili alemdeki intizamdır. Eğer Allah'ın ortağı olsaydı alem fesada düşerdi. Kur'an bu hakikati şöyle ifade ediyor. Estaizu billah لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulursaydı, لَفَسَدَتَا Elbette yeryüzü ve gökyüzü fesada uğrayıp intizam bozulup giderdi. İntizamın varlığı Allah'ın birliğine en kuvvetli delillerden biridir. Üstadımız yine dedi ki, Allah'ın zatında ortağı olmadığı gibi fiilinde de ortağı yoktur. En büyük bir sebep zerre miskal fiile fail olamaz. Eğer en küçük bir mahlukun mesela sineğin, karıncanın, bir çiçeğin icadı esbaba havale edilip bunu siz yapın denseydi o varlık yoklukta kalı, suhubetten yani yaratmadaki güçlükten dolayı yokluktan varlığa çıkamazdı. Bu hakikate Kur'an şöyle işaret ediyor. Ya eyyühen ey insanlar, durbe mesalun festemi'u leh. Bir misal verildi, ona kulak verin. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâh. Allah'tan başka bütün taptıklarınız, len yahlugu zubaba tek bir sivri sineği yaratamazlar. velevci ve Velev ki onu yaratmak için bir araya gelselerdi. Demek bütün sebepler iktidar ve ihtiyar sahibi olup bir araya gelseler değil kainatı ve içindekileri yaratmak tek bir sineği bile yaratamazlar. Madem hakikat budur, bize tevhidin hakikatine ulaşmak düşer. Şu alemdeki bütün fiillerin faili olarak sadece Allah'ı bilmek ve esbabı kudret-i ilahiyenin bir perdesi kabul etmek. Cenab-ı Mevla hepimizi tevhidin hakikatine ulaştırsın. Amin.